Hepimizin başına en az bir kez gelmiştir. Vücudumuzdan o malum kötü kokuyu aldığımız anda birisi ansızın çıkar ve o güvenli alanı aşar. Hayır, gelme. Hiç de iyi anımda değilim. Ne gerek vardı şimdi bu yakınlığa? Derken iş işten geçer ve hiçbir şey olmamış gibi devam etmeye çalışırsınız. Ta ki kolunuzu kaldırmanız gereken o ana kadar. Neden vücudumuz kötü bir koku yayar? Yediklerim bunda etkili mi? Sanırım stresliyken daha çok kokuyorum. Kokuyu engellemek için ne yapmalıyım? Gelin hep birlikte bakalım. Karşınızda limbik beyin dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Hadi gelin temel bir gerçekle başlayalım. Hepimiz az da olsa kokarız. Ve bunun sebebi cildimiz. Cildimiz vücudumuzdaki en büyük organ ve yaklaşık olarak 2 metrekare büyüklüğünde. Temel görevi ise hassas organlarımızı zararlı mikrop ve bakterilere karşı korumak. Bu temel görevin yanında derimiz, bakteri ekosistemi içinde oldukça güvenli bir yerdir. Derimizde bulunan bu bakteriler bazen ciddi enfeksiyonlara sebep olsa da çoğunlukla bizi zararlı mikroplara karşı korur ve sağlıklı kalmamızı sağlar. Bu kokunun ortaya çıkmasında 2 suçlu var. İlki koltuk altımızın kendi salgısı. İkincisi ise bu salgıdan beslenen bakteriler. Vücut salgısı ter bezleri tarafından üretilir. Vücudumuzda milyonlarca ter bezi olsa da bunlar 2 farklı kümede birleştirilebilir. Ekrin bezleri vücudun her yerinde bulunup su ve tuz salgılarlar. Apokrin bezler ise koltuk altı gibi spesifik bölgelerde doğuştan itibaren var olan bezler olup salgıladığı ter, protein ve yağ içerir. Çoğu kişi vücut kokumuzun terlemeden kaynaklandığını düşünse de aslında terimiz kokusuzdur. Ta ki işin içinde bakteriler girene kadar. Vücudumuzun her bir santimetre karesi binlerce bakteri tarafından resmen kaplanmış haldedir. Bu bakteriler nemli bir yerle karşılaşınca bu onlar için vazgeçilmez olur. Bakterilerin bu özelliği ve ter bezlerinin yoğunluğu birleşince koltuk altlarımız bu canlılar için adeta bir ana vatan olur ve nüfusları çoğu ülkeyi geçer. Bu bakteriler apokrin bezler tarafından salgılanan protein ve yağlarla buluştuğunda ise asıl hikayemiz başlar. Bakteriler bu kokusuz bileşimi yeni bir şeye dönüştürmekte oldukça kararlıdır ve bu dönüşen şey gerçekten de hiç hoş kokmaz. Dönüşen moleküller havada hızlıca hareket eder ve burundaki reseptörler tarafından yakalanır. Hikayenin devamını biliyorsunuz. Umarım ortamda bulunan reseptörler sadece sizin burnunuza ait olanlardır. Peki neden bazen bu kokuyu burun direklerimiz kırılıncaya kadar derinden alırız da bazen hiç hissetmeyiz bile? Vücudumuza ait bu koku genetik, yaş, tükettiğimiz yiyecek ve hijyen alışkanlıklarımızdan oldukça etkileniyormuş gibi gözüküyor. Örneğin brokoli ve karnabahar gibi sülfürce yoğun yiyecekler tüketmemiz çok daha kötü kokmamızı sağlayacaktır. Evet, bildiniz. Sülfür soğanı kestiğimizde gözümüzden yaş akmasını sağlayan asit. Eğer hatırlayamadıysan buradan neden ağlarız videomuza gidebilirsin. Genetik olarak çok bakteri üretmemiz veya protein ve yağ salgılamamız vücut kokumuzun kötülüğü ve şiddeti üzerine etki edecektir. Ne de olsa bakterilerin tüketeceği protein ve yağ miktarı ne kadar çok olursa o kadar çok koku molekülü ortaya çıkacaktır. Kokuyu etkileyen diğer bir faktör de strestir. Bu anlardaki terimiz etrafa çok daha kötü bir koku yayar. Bunun sebebi stresli olduğumuzda salgılanan adrenalin hormonunun terlemeyi ekrin bezler yerine apokrin bezler üzerinden gerçekleştirmesidir. Bu bezlerin salgıladığı terde çok daha fazla yağ ve protein bulunduğundan daha kötü kokarız. Tam da önemli bir konuşma öncesinde bizi daha da beter bir duruma sokan adrenalin kardeş. Sana da teşekkürler. Peki bu kokuyu nasıl azaltırız? Öncelikle tabii ki de koltuk altlarımızın hijyenini sağlayarak. Bunu yapmak için düzenli olarak koltuk altlarımızı sabunlu suyla yıkamalı ve kurulamalıyız. Bununla birlikte tüyleri kısa tutmak da daha az terlememizi ve terin koltuk altında daha az kalmasını sağlamak da birebir. Diğer bir yöntem ise deodorantlar. Çalışmalar gerçekten de deodorantların bu konudaki başarılarını ispatlıyor. Kullanılan antiperspirantlar, cildin üstünde jelimsi bir tabaka oluşturarak terlemeyi ve ortamın nemlenmesini engelliyor. Bu da kokuya sebep olan bakterilerin buraya yerleşmesini. Diğer bir etkisi ise kokuyu baskılayarak yerine daha tercih edilisi kokular yayması tabii. Bizden bu seferlik bu kadar. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve her salı geri gelmeyi unutma.